İyi akşamlar dostlar. Son gelişmelerle karşınızdayız. Afrika'daki gösteriler bu sefer Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden buradaki halk Birleşmiş Milletler misyonunun bölgeden ayrılmasını ve Rus Wagner grubunun ülkeye gelmesini talep ediyor. Yüzlerce kişi Birleşmiş Milletler'in ülkeyi terk etmesini talep etmek için Goma'daki Birleşmiş Milletler Demokratik Kongo Cumhuriyeti İstiklal Misyonu, kısacası MINUSMA lojistik üssünün dışında toplanıyor. Buradan çeşitli görüntüleri görmektesiniz. Bir anda ne olduysa Afrika halklarının Rus hayranlığı başlamış durumda. Demokratik Kongo halkı tarafından uzun süredir Birleşmiş Milletler burada protesto ediliyor. Savaşın parçaladığı bölgeye barış getiremediği için Birleşmiş Milletler sert şekilde eleştirilirken, bugün Nijerya Cumhurbaşkanı konuşuyor. Nijerya Senatosu'ndan Nijer'e askeri müdahale için destek istedi. Nijerya Cumhurbaşkanı ayrıca Nijer'e giden deniz ve hava yollarının tamamen kapatılması çağrısında bulundu. Bölgenin Batı Afrika Ekonomik Topluluğu bölgesinin en güçlü ülkesi Nijerya ordusundan bahsediyoruz. Nijer'den kat ve kat güçlü. Yine Nijerli generali görmektesiniz. Kendisi Modi Burkina Faso'yu ziyaret ediyor. Kendisi Burkina Faso'da geçiş dönemi başkanıyla görüşme gerçekleştirirken Nijer'deki son durum ele alındı. Durum sakin, durum kontrol altında açıklamasını yaparken özellikle ECOWAS ülkelerinin Nijer'e karşı ağır yaptırımlar uygulamaya karar verdiği için Burkina Faso'dan çok güçlü destek aldığımız için teşekkür ediyoruz açıklamasını yapıyor. Nijerli general Burkina Faso'ya teşekkür ederken Nijer'in yeni bir Libya olmasını istemediğimiz için görüşmelerden tam olarak çekilmedik. Bu durumun yaşanmaması için çabalarımızı birleştireceğiz. Burkina Faso'daki kardeşlerimizle koordineli olarak durumla başa çıkabilmek, halkımız ve iki ülkemizin güvenliğini sağlamak için bir dizi faaliyet gerçekleştirmeye karar verdik şeklinde. Burayı ziyaret eden General Modi bu açıklamayı yapıyor. Yine Nijer'deki darbenin ve Fransız karşıtı duyguların ana nedeni ekonomidir şeklinde Wagner Başkanı Prigojin konuşuyor. Prigojin şunları söyledi. Çünkü nüfus yoksulluk içinde Fransa kaynak bolluğunu sömürüyor. Fransa Nijer'deki kaynaklardan elde edilen tüm gelirin sadece %5'ini ülke halkına veriyor. Nijer halkı kaynakları kendileri kontrol etse zengin ve mutlu olur. Sahel bölgesindeki teröristler, Birleşmiş Milletler, Fransa, İngiltere, Amerika, Avrupa Birliği ve diğer batılı ülkeler tarafından oluşturuldu, finanse edildi ve kontrol edildi. Çünkü bu kadar çok sayıda teröristi ancak çok sayıda eğitimli birlik kontrol edebilir açıklamasını yapıyor. Nijer'deki teröristler Fransa'nın ekonomik suçlarını örtbas etme girişimidir. Nijer'deki nüfus militanların yardımıyla korku içinde tutuldu. Teröristlerle savaşmak için Nijer kelimenin tam anlamıyla Fransa ve Amerika kolonisi haline getirildi açıklaması yapılıyor. Alman medyasında şu haber paylaşılmış. Almanya, Ukrayna'ya vaat edilen silahların teslimatını yavaşlatıyor. Söz verilen 110 adet Leopard tankından sadece 10'u teslim edildi. 2 düzine Mordor piyade zırhlı savaş aracı ve Iris hava savunma sisteminin hiç gönderilmediği ifade ediliyor. Özellikle Ukrayna'nın karşı saldırısının başarısız olduğu, Almanya'nın da muhtemelen silahları boşuna yollamamak için yollamadığı ifade edilirken, bugün itibariyle Rus medyasında ve Ukrayna medyasında önemli gelişmeler var. Karşı saldırının 3. aşamasına başlandı. İlk 2 aşama başarısız oldu. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri karşı taarruzun 3. aşamasına başlarken Zaporojya yakınlarında Ukrayna ordusunun yedek ordu birliği de savaşa dahil oldu. Washington Post'ta bu haber paylaşılmış. Özellikle Rabotino büyük bir stratejik değere sahip. Çünkü Ukrayna ordusu oradaki Rus savunma hatlarını aşmak için büyük bir şansa sahip. Aynı zamanda bu bölgeden Rus ana savunma hattına yaklaşık 19 kilometrenin kaldığı ifade edilirken, yine de Ukrayna ordusunun mayınlar nedeniyle pek fazla ilerleyemediği, özellikle Rus ordusunun savaş uçaklarının olması sebebiyle Ukrayna ordusunun zorlandığı ifade ediliyor. Yine bugün Rus ordusunun topçuları Zaporojya bölgesinde Ukrayna'nın karşı saldırısı sırasında NATO araçlarından oluşan büyük bir konvoy tamamını imha etti. Burada Ukrayna ordusunda yüksek rütbe askerlerin de olduğu ve ekipman olarak ağır kayıplar verdiği ifade edilmiş. Rus ordusunun şu ana kadar imha ettiği en büyük konvoylardan birisinden bahsediyoruz. Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetleri tarafından Orta Darfur eyaletinden görüntüler paylaşılıyor. Yerel yönetimin onurlu liderleri taraf değiştirdi açıklaması yapılmış. Kısacası buradaki kişiler darbeye destek için Hızlı Destek Kuvvetleri'nin tarafına geçtiğini duyuruyor. Buzdolabı ikilemi devam ediyor. Rusya'nın Rostov-on-Don şehrinde hasarlı bir ekipman ve buzdolabı taşıyan Rus askeri konvoy dikkat çekiyor. NATO Hava Komutanlığı şu açıklamayı yapıyor. Pis yok mu? Hiç sorun değil.
Bin Hava Kuvvetleri tatbikat sırasında yollara iniş gerçekleştirdi. Yani otoyolları pis gibi kullanıyor. NATO gerektiğinde uçakların Finlandiya'nın farklı bölgelerine hızla konuşlanabilmesi için düzenli olarak zorlu konumlardan uçma alıştırmaları yapıyor. Slovenya'nın kuzeyindeki Kamnik kentinde şiddetli yağışlardan sonra sel oldu, bir kişi öldü. Yerel medyada yer alan habere göre ülke genelindeki şiddetli yağış sonrasında sel olurken birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı. Ülkenin kuzeyinde Kamnik kentinde selden görüntüleri görmektesiniz. Slovenya Çevre Ajansı tarafından yapılan resmi açıklamada ülkenin batı, doğu ve orta bölgelerinde şiddetli yağışların sele sebep olduğu ve yağışların etkisinin korunmasının beklendiği ifade ediliyor. Yine Türkiye-İran sınırı kapandı. Sel nedeniyle kapandı. Türkiye-İran karayolunun ulaşıma kapatıldığı resmi olarak duyuruldu. İran sınırına yakın noktada bulunan ve bazı derelerin taştığı köylerde tarım arazileri de zarar gördü. Sel nedeniyle ulaşıma kapanan Türkiye-İran karayolunda uzun araç kuyrukları oluşurken ekipler bölgede çalışma başlatıyor. Rusya'nın Nijni Novgorod bölgesinde cenaze evinin penceresine "Zamanı geldi, ana vatan size ihtiyaç duyuyor" yazan asker alma posterlerin asıldığını görmektesiniz. Millet cenazede acısını çekecek fakat Rus ordusu orada bile asker toplamaya çalışıyor. Gürcistan Başbakanı İrakli Garibashvili, Gürcistan'ın tatil belgesi Şovi'de dün meydana gelen toprak kaymasının yaşandığı bölgeyi ziyaret ediyor. Garibashvili bölgede incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı. Suriye'de 2 gecedir Esad ve Rus askerler arasında tatbikatlar devam ediyor. Esad ordusunun tatbikatından görüntüleri görmektesiniz. Yapılan açıklamada ilk kez Suriye Arap ordusunun özel kuvvet birliklerinin Rus hava ve uzay kuvvetlerinin hesaplamalarıyla birlikte sözde teröristlerin mevzilerine iniş operasyonu gerçekleştirdiği ifade edilmiş. Tatbikat senaryosu kapsamında Suriye'de muhaliflere yönelik yapılan tatbikatı görmektesiniz. Esad ordusunun gelişmiş sistemleri kullandığı ve Rus ordusundan eğitim aldığı uzun süredir biliniyordu. Bu bağlamda yine İHA'larla beraber çeşitli noktalara atışlar yapıldı. Kısacası görüntüleri görmektesiniz. Now they have, must have, Keşmir halkı ile olan dayanışmamızı göstermek için sizlerle bulunuyoruz. Öncelikle şunu söylememiz lazım ki Hindistan'da enteresan şeyler oluyor. Hindistan'a baktığınız zaman Buda'nın doğduğu topraklar, Gandhi'nin yönettiği topraklarda bugün çok antidemokratik, insanlık dışı olayların yaşandığını net bir şekilde görüyoruz. Inalienable rights, that is, the right to self-determination has